Merhabalar, Sevda'nın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bol malzemeli, pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir çörek tarifi vereceğim. Tarifim için yoğurma kabına 4 tane yumurtayı alıyorum. Ve üzerine çok az tuz ekleyerek biraz çırpıyorum. Yumurtaları köpürtmemize gerek yok arkadaşlar. Sadece birbirine karışması yeterli olacak. Yumurtayı çırptıktan sonra üzerine bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve bir su bardağı süt ekliyorum. Biraz daha çırpma teliyle karıştırdıktan sonra diğer malzemelerini ekleyeceğim. Ve bu sıvı karışımın üzerine 3,5 su bardağı unu ekliyorum. Ve unun üzerine 2 paket kabartma tozu ekliyorum. Ve yine çırpma teliyle karıştırarak normal kek hamurundan biraz daha koyu kıvamda bir hamur hazırlıyorum. Kısa sürede ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bol malzemeli bir çörek tarifi. Şimdi bu hazırladığım hamurun içerisine sebzeleri ekleyeceğim. İlk önce yarım demet maydanozu ince ince doğruyorum ve onu ekliyorum. İçine eklediğim bu malzemeleri kendi isteğinize göre değiştirebilirsiniz. Bol yeşillikli sevenler maydanoz ve dereotunu birlikte de ekleyebilirsiniz. Maydanozu içine ekledikten sonra şimdi yeşil soğanları doğruyorum. Yine ince ince doğrayalım. Çok kısa sürede ve pratik bir şekilde yapabileceğiniz bir çörek tarifi. Bütün malzemeleri doğrayıp karıştırıyoruz hazırladığımız hamurla ve fırına veriyoruz. İşlem sadece bu kadar arkadaşlar. Çayınız hazır olana kadar yanına hazırlayabileceğiniz muhteşem bir çörektir. Yeşil soğanı da ekledikten sonra bir tane kapya biber ekliyorum. Kapya biberleri ilk önce ince ince doğrayıp ve sonra küp küp doğruyorum küçük küçük daha kolay pişebilmesi için. Ve kapya biberden sonra da yine küçük küçük doğradığım sivri biberleri ekliyorum. Tekrar belirtmek istiyorum arkadaşlar. İçine eklediğimiz malzemeleri kendi damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz veya daha da çeşitlendirebilirsiniz. Bir tane büyük boy patatesi önce bu şekilde yuvarlak doğradım. Sonra onları yine küp küp küçük küçük doğrayacağım. Daha kolay pişmesi için bu şekilde doğruyorum arkadaşlar. Eğer isterseniz patatesi rendeleyip suyunu sıkıp o şekilde de katabilirsiniz hamurun içerisine. Eğer elinizdeki patatesler küçükse arkadaşlar bir tane büyük boy yerine iki tane orta boy ya da 2-3 tane küçük boy da ekleyebilirsiniz. Ve bir kasede peynir ekliyorum. Yine peynir çeşidini evinizde bulunan herhangi bir peynirle yapabilirsiniz. Üzerine bir çay kaşığı karabiber ekliyorum. Ve bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve tüm malzemeler birbirine güzelce karışana kadar bu şekilde kaşıkla karıştırıyorum hamuru. Ve dibine yağlı kağıt serdiğim bir tepsinin içerisine hamurumu alıyorum. Hamurun tamamını tepsiye aldıktan sonra kaşığı suya batırarak veya yağ batırarak tepsinin her tarafına eşit bir şekilde yayıyorum. Ve son olarak düzelttiğim hamurun üzerine 50 gram kadar rendelenmiş kaşar peyniri ekliyorum. Misafirlerinize çayın yanına kahvaltıya kısa sürede hazırlayabileceğiniz çok güzel bir çörek tarifi. İçi bol malzemeli, mis gibi. Lezzeti de harika gerçekten. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Önceden ısıttığım 180 derece fırının en alt bölümünde pişiriyorum.
Üzerindeki kaşarın çabucak eriyip yanmaması için bu şekilde alt kısmında pişiriyorum. Ve pişerken de sizler için fırından kısa bir görüntü aldım. Bakın çok güzel görünüyor. Şimdi pişti. Tepsimi aldım fırından. Çöreğimi soğumaya bırakıyorum. Ve tamamen soğuduktan sonra çöreğimi dilimliyorum. Sizler için bir tanesini alarak içini göstereceğim. Gerçekten çok lezzetli ve çok doyurucu bir çörek oldu. Mutlaka yapın diyorum. Tarifimin sonuna geldim. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Eğer kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Ve tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Ayrıca beni Instagram sayfamdan takip etmeyi de unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.